Evet, Ormanlı Ballıpınar arasında geçtiğimiz ilk koydan sonra derin vadilerin süzüldüğü bir dere boyundayız. Muhteşem çınarlar var burada. Gökyüzünden serinlikler sağlıyor. Gördüğünüz gibi deremizin kenarı yazlıkçılar tarafından veya günlükçüler tarafından piknik alanı olarak kullanılmakta bu çınarların altı. Ancak yaptıkları tek şey tabii yedikten sonra böyle çöplerini de buralara bırakmak. Buralarda arkadaşlarımızın arkalarında çöpçü olmadıklarını bilmeleri lazım. Ve bir sonraki geldiklerinde bu çöpleri burada görmemek için sadece kumda izlerinizi bırakın diyor bir bilen. Evet, Ormanlı Ballıpınar arasında geçtiğimiz rahibeler pardon. Evet, Çınar Koruluğu'nun ve derenin serin sularının dibinde piknik yapan arkadaşlarımız böyle mangallarının dumanını tüttürüyorlar. Büyük bir cesaretle ateşlerini de yakıyorlar. İnşallah sonunda bunların alevlerini bırakıp gitmezler. Evet, sizi evet eşim bir arkadaş burada denk geldi bize. Elinde böyle balıkları var, yakalamış vaziyette. Nedir bunlar ustacığım? Bunlar bizim yerli adıyla lapin. Evet. Adıyla işte tikla denilen balık. Evet. Kefal bir tane bakalım. Biri de kefal. Siz bunları denizden mi tuttunuz? Denizden zıpkınla vurdunuz. Zıpkınla vurdunuz. Evet, sizi tanıyalım. Ahmet Koca. Kardeşim Ramazan Koca. Ramazan Koca, Ahmet Koca. Ballıpınar köylüyüz. Siz Ballıpınar köyündensiniz. Burada ne yapıyorsunuz? Pikniğe geldik çocuklarla. Günlük olarak geldiniz. Aynı zamanda da balık tuttunuz. Çok güzel. Ballıpınarlılar sürekli buraya piknik için mi geliyorlar? Gelir. Genelde köylüler geliyor. Dışarıdan gelen var mı? Ailesiyle gelir herkes. Dışarıdan gelen var mı? Var. Cumartesi, pazar günü birlik gelenler burası var. Burası piknik alanı mı? Evet, piknik alanı. Buradan başka bir yer böyle. Çınarlık, önü deniz, başka bir yer yok burada. Evet. Herkes buraya geliyor. Yani burasının... Bandırma'dan, Bursa'dan, Karacabey'den... Evet, nedir adı buranın? Eğridere. Eğridere burası. Meşhur evet. Eğridere burası. Burada insanlar piknik yapıyor. Evet. Bizim gözümüze çarpan bir olay var. Çevrede çok pis gördük. Bu piknikçiler giderken bunları niye bırakıyor? İşte niye bırakıyor? Bizim köyün içine gelen günübirlikçiler de var. Köylü gelmesini istemiyorlar. Niye diyorum? İşte bu şekilde bıraktıkları için istemiyoruz diyor. Köylü mü bırakıyor pisliği? Yok. Hayır, köylü yabancıları istemiyor. Evet. Muhtarlık bir görevlendirme yapsa buralarda bu sahip ya, çıkacak. Muhtarlık görevlendirmesi gerek yok ki. Bu pisliği bitmez. Evet. Geldin, yedin, içtin. Topla, 2 dakika ateşinde yak, bitir. Evet, o zaman siz bir Ballıpınar köylüsü olarak buraya gelen piknikçilere sesleniyorsunuz. Rica Kelin, ediyoruz, yiyin, lütfen. İçin ama giderken lütfen. Ayak izlerinizi evet. Bırakın. Evet. Yani, teşekkür ediyoruz. Bir şey değil. Evet, arkadaşımızdan öğrendik. Burası meşhur Eğridere'ymiş. Eğridere çınar altlarında pikniklerimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi özgürce ateşlerimiz yanmış. Biraz sonra etlerimiz ve balıklarımız pişecek. Bu arada çocuklarımız da top oynuyor. Evet, Ballıpınar Eğridere civarına piknik için gelmiş ama bayağı uzun süreli konaklayacak bir arkadaşımız Bandırma'dan. Evet, kendisini tanıyalım. Plakadan da anlaşıldığı gibi burada bir tane çadırımız var. Evet. Evet Yusuf Bey, kendinizi tanıtın bakalım. Hüseyin Yaman. Hüseyin Yaman. Evet, Hüseyin Yaman'ı yaman bir tatilde yakaladık ailece böyle. Eğridere'de okey oynuyor. Başka ne yapıyoruz burada? Vallahi her türlü etkinliği yapıyoruz. Ava çıkıyoruz. Ne avı, av derken deniz. Vallahi, ne kara. Çıkarsa deniz. Akşam üstleri av. Evet, var mı bir şey avda? Vallahi hiçbir şey yakalayıp tutamadık. Şu ana kadar getirdiklerinizi karavana. Evet. Güzel karavana atıyorsunuz. Evet, ne iş yapıyoruz Bandırma'da onu anlatalım. Emekliyim ben. Güzel. Emekliliğinizi yaşıyorsunuz. Evet. Kaç gündür buradasınız? Bayramın ikinci günü geldik. Geldik. İşte yarın kısmetse pazartesi günü öğlenden sonra gideceğiz. Döneceğiz. Üç günlük bir safari yaptınız. Evet. Bu derin Eğridere'nin gölgesinde dinlendiniz. Evet, dinlendiniz mi? Bütün bir senenin yorgunluğunu attık ve attınız. Evet, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Beğendiniz burasını? Çok. Evet. Çok. Ama köylüler diyor ki bizim en çok şikayetimiz buraya gelenler giderken çöplerini bırakıyor. Evet, kesinlikle. Maalesef. Kesinlikle. Maalesef. Bizde o yok oluyor. Yani. Evet. Ben hatta biz önce bir kere bir turladık, her tarafı temizledik, evet. Ondan sonra oturduk. Evet.
Yani başkasının pisliğini temizledik. Öyle tabii, oturduk diyoruz. Kesinlikle. Evet, çok güzel. Kesinlikle. Evet, size iyi tatiller diliyoruz. Sağ olun. Evet, Eğri Dere'nin derin gölgelerinden geldik sahiline. Eğri Dere'nin bulunduğu sahilin kumsalları ve her şeyi Ballıpınar'a ait. Şu anda Ballıpınar rudutlarına geçtik. Ballıpınar köyü az sonra önümüzde olacak. Burada çok değişik plakalar gördük, çok değişik insanlar gördük, yurt içinden, yurt dışından. Ama Eğri Dere'nin sahilini doğrusu beğenmedik. Çünkü niye beğenmedik? Şöyle bir yakından göz gezdirelim. Evet, Eğri Dere sahili çok güzel, nefis bir sahil. Gölgesiyle, piknik yerleriyle bütünleşiyor. Ancak burada biz demiyoruz ki piknik yapanlar, denize girenler bu pislikleri bıraktı. Bunların büyük bir çoğunluğu sanıyoruz açık denizden gelmiş ve buralarını kirletmiş. Gerçekten çok kötü bir görüntü var. Ölü bir görüntü var. İşte burada da gördüğünüz gibi sahilde güneşleyen ve denize giren birkaç tatilcimiz var. Evet, bunlar genelde günlükçüler, arabalarıyla geliyor. Sakin, burası gözden ırak bir yer diye burada denize giriyorlar. Evet, dediğimiz gibi Kapıdağ Yarımadası'nın kuzey, öbür yönü dediğimiz kuzey yönü oldukça dalgalı bir denize sahip. Burada dalga hiç dinmiyor ama bu dalgalar denize girenleri pişman etmiyor tabii. Aksine büyük bir keyif alıyorlar. Dalgalarla oynamak, dalgaların bıraktığı temiz sularda yıkanmak onların hoşuna gidiyor. İşte burada da görüyorsunuz dalgalarla oynayan tatilciler denizin keyfini çıkartıyor. Evet, Eğri Dere'deyiz. Eğri Dere yolumuzun üzerinde Ormanlı'dan sonra Ballıpınar köyü hudutlarına girdiğimizde bizi karşılayan ilk geniş ve görkemli bir koy. Evet, burada da koyun iki yakasında taş var. Bu taşlar diğer koylarda olduğu gibi açık denizin doğrudan sahille bütünleşmesini engelliyor. Evet. Evet. Değerli izleyenler, şu anda az önce çekimlerini yaptığımız Eğri Dere'nin önündeki kumsaldayız. Eğri Dere koyundayız ve önümüzde 3 tane genç profil delikanlı var. Bu arkadaşlarımızı sırayla bir tanıyalım. Evet, delikanlı. Armağan. Armağan, neredesiniz? Almanya'danız. Frankfurt Almanya'dasınız. Şehrinde. Almanya'dan tatile geldiniz. Evet. Ama aslında Erdekli'siniz. Evet abi. Evet. Eğri Dere'de işimiz ne? Erdek'te tatil bitti mi? Yok, hayır. Pikniğe geldik biz buraya. Sakin günlük diye. Olarak geldiniz. Evet, çadırlarınızı günlük. Kurdunuz. Evet. Avrupa'yı standartta gördük az önce. Yok, çok çadır güzeldi. Kurmadık. Öyle evet. Onlar değil. Biz sadece oraya bir mangal falan kurduk. Evet. Neler yaptınız piknikte? Neler pişirdik? Balık mı, et mi? Et. Et yediniz yani. Kırmızı evet. Ette tercih ettiniz. Evet. Balık olayı henüz balık yasağı olduğu için fiyat olarak da pahalı. Öyle evet. Mi? Evet. Okul var mı? Var abi. Ne okuyoruz? Lise son gibi bir şey. Evet. Ne var ikbalde düşündüğümüz? İlerlerde herhalde hukuk okumaya düşünüyorum. Hukuk düşünüyorsunuz. Bu Türkiye'de mi olacak, Almanya'da mı? Almanya'da. Olacak? Almanya'da. Evet. Türkiye'de okumayı niye düşünmüyorsunuz? Şimdi Almanya'daki sisteme alıştık biz bir kere. Evet. Yani daha fazla bir özgürlük mü var? Evet. Demokrasi daha fazla mı? Evet. Oradan Türkiye nasıl görünüyor? Gezi olayları nasıl görünüyor? Ya devamlı orada yayınlanıyor. Ama işte. Evet. Sizde nasıl bir fikir oluşturuyor? Ya karşıyız biz de. Yani gezi olayını destekliyoruz. Yani evet, destekliyorsunuz. Oradaki insanlar. Sınırsız özgürlüklerden yanasınız. Evet. Evet, teşekkür ederim. Hemen arkadaşımıza dönelim. Merhaba. Evet, hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Feyzullah Güler. Evet, Feyzullah. Almanya'dan, Köln'den, evet. Evet, Köln'de ne yapıyoruz Feyzullah? Ben üniversiteye başlayacağım şimdi bu sene. Bu sene başlayacaksınız. Evet, hangi bölüm? Makine mühendisliği sayılır. Kimya evet. Bölümü daha çok, biraz daha kimya bölümü var. Evet. Ona başlayacağım. Makine, kimya birbirinin entegrasyonunu evet. Sağlıyor diyorsunuz. Okul bittikten sonra kafanızda bir düşünce var mı? Düşünce, önce bir işe başlamak, ondan sonra artık gelin köyü ne taraf olursa o tarafa gitmek. Evet. Siz burada nereliydiniz? Ben burada Uşak,
Uşak'tasınız. Uşak Denizlisiniz. Evet. Neden Eğri Dere diyelim? Şimdi Uşak nere, Eğri Dere nere? Benim arkadaşım burada, Almanya'dan yakın arkadaşım. Evet. Onunla ziyarete geldim. İşte beraber sağ olsunlar geziyorlar beni buraları. Evet, seni buranın bakir koylarına getirdiler. Evet, getirdiler. Hemen geçelim. Buradan diğer arkadaşımıza dönelim. Şöyle alalım sizi de bu şekilde. Evet, bu arkadaşımız maşallah. Gel bakalım. Pelvanlık var mı? Pelvanlık var mı? Yok. Yok. Evet. Ne çalışıyoruz? Ben de okula devam ediyorum şu anda. Hangi okula gidiyoruz? Almanya'da Fah. Abitur diye bir şey oluyor. Evet, bir bölümü var mı? Evet, bankacılık. Nedir? Bankacılık, evet. Evet. Yani sizin de ufkunuzda hesap adamlığı, bankacılık var. Evet. Evet, ne kadar var okulun bitimine? Bir sene. Bir sene sonra mezun olduğunuzda bankacı olacaksınız. Türkiye'ye gelmeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorum ben. Yani mesleğinizi Türkiye'de icra etmek istiyorsunuz. Sizin memleket neresiydi? Ben de Erdekliyim. Siz de Erdeklisiniz, evet, çok güzel. Teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, şu anda Eğri Dere kumsalının doğu kısmında konuşlandık. Buradan görüntülerimizi alıyoruz. Eğri Dere adı Eğri Dere ancak kumsala eğri değil. Hani demişler ya, deveye sormuşlar boynun neden eğri? O da ne demiş? Nerem düzgün ki? İşte Eğri Dere'nin düzgün bir yerini bulduk. Sahili düzgün ama temiz değil. Evet, burasını temizleyecek bir oluşum söz konusu değil. Her ne kadar Balıpınar köyü hudutlar içine girse de buraya gelen günlükçülerin bıraktığı kirlilik bir sonraki gelenin oturacağı alanı pislemiş oluyor. Evet.